Mutlu günler değerli izleyenler. Satır başı programıyla karşınızdayız. Satır başında hafta içi her gün gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Bugün de eğitimin gündemini konuşacağız efendim. Bu noktada biliyorsunuz ki yarın 24 Kasım Öğretmenler Günü. Baş öğretmen nezdinde öğretmenlerimizi bir kez daha onların gündemini konuşarak taşlandıracağız. Öğretmenlerin beklentileri neler? Sektörün gidişatı şu anda ne durumda? Haklar konusunda beklentileri var mı? Bunların hepsini soracağız öğretmenlerimiz için. Çok da kıymetli bir konuğumuz bizimle beraber stüdyomuzda. Eğitim İş Bursa Şubesi Başkanı Yeliz Toy hocamıza hoş geldiniz diyerek başlayalım programımıza efendim. Hoş buldum Sevda Hanım, teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Yarın programımız çok yoğun. Özellikle bu programın içerisinde neler var, başlıklarımız ne olacak, gündemimiz ne olacak? Biz de bunu meraklısı olduk satır başı ekibi olarak. Özellikle eğitimin gündemi çok yoğun. Bu noktada pandemi sonrası da sizinle zaman zaman programlar gerçekleştiriyoruz. Fakat bugün öğretmenlerimiz özelinde gerçekleştireceğiz. Nasıl bir mesajla ve gündemle başlamak istersiniz? Söz sizde hocam, buyurun. Teşekkür ederim Sevda Hanım. 24 Kasım 1928 Büyük Önderimiz Atatürk'e Millet Mekteplerinin baş öğretmenlik unvanı verdiği tarih. Hı hı. Ve 81 yılından bu yana biz de 24 Kasım'ı Öğretmenler Günü olarak kutluyoruz. Ben bu vesileyle Büyük Önderimiz saygıyla anıyorum ve tüm meslektaşlarımın Öğretmenler Günü kutluyorum. Hı hı. Fakat bu yıl sizin de Öğretmenler Günü'nüzü kutluyorum. Çünkü çok teşekkür ilk ederim. Öğretmenler Günü'nüz ve baş öğretmenden öğretmenlere. Ben evet. Size demiştim ki bu kitabı da size armağan etmek istiyorum Sevda Hanım. Evet, şöyle izleyenlerimize de söyleyelim. Biz de ASTV olarak ben bu görevi devraldım. Radyo televizyon bölümü mesleki öğrencilerine bir eğitim de veriyoruz. Usta öğreticilik de yapıyoruz. Bunu da not düşelim. İzleyenlerimiz için çok teşekkür ediyorum. Çok da güzel bir kitap. Baş öğretmenden öğretmenlere çok da sağ olun, çok da naziksiniz diyerek başlayalım hocam. Eğitimin gündemi yoğun. Öğretmenlerimizin beklentileri var dedim ben çünkü programın başında. Ama bu anlamda bu beklentiler nelerdir? Öğretmenlerin mesleki eğitimleri için, gelişmeleri için yapılan çalışmalar var mı? Sizin yarınki mesajlarınız ne olacak? Bunları da öğrenmek isteriz. Evet, Sevda Hanım, bu yıl biz Öğretmenler Günü'ne zam, kriz, yoksulluk, tükeniyoruz temasıyla, bu başlığıyla giriyoruz. Ve hatta yarın tüm ülkede eğitim iş alanlara çıkıyor. Biz de yarın 24 Kasım Çarşamba saat 15'te İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde olacağız. Açıklamamızı orada yapacağız ve borcularımızı yakacağız. Doğalgaz faturaları, faturalarımız, kredi kartlarımız. Çünkü gerçekten artık yaşamsal sorunumuz bu. İnsan onuruna yaraşır bir ücret istiyoruz. Öğretmenlerin gündemi bu. Her geçen dakika biraz daha yoksullaşıyoruz. Özellikle toplu iş sözleşmesinden sonra aldığımız %5 zam. Fakat konfederasyonumuzun yaptığı son araştırmaya göre Kasım ayında enflasyon aslında %51'leri buldu. Dolayısıyla bizim aldığımız %5'lik zam öğretmenlerin şu an geçinebilmesine imkan tanımıyor. Biz bunu artık yoksulluk ve sefalet ücreti diyoruz. Tabii ki ben burada ataması yapılmayan öğretmen arkadaşlarımdan da bahsedeceğim. Onların aldığı ücret sadece ders ücreti olduğu için ne yazık ki asgari ücreti bile bulmuyor. Onlar için durum çok daha vahim, çok daha karanlık bir tablo var. Fakat kadrolu bir öğretmen bile, 24 yıllık öğretmenim, birinci derecenin dördüncü kademesindeyim, aldığımız rakam 6.000 lirayı bulmuyor. Yani gerçekten bu yoksulluk ve sefalet bütçesi ve sendikamız da tüm Türkiye'de kapsamlı bir araştırma yaptığı öğretmenlerle, birebir yaptığı görüşmelerle birkaç da çarpıcı başlığı sizinle paylaşmak istiyorum. Her 4 eğitim emekçisinin birinin eşi zaten işsiz. Yani ailenin tek gelir kaynağı öğretmenin maaşı. Maaş az önce bahsettiğim gibi 6.000 lirayı bile bulmayan bir maaştan bahsediyorum. Çünkü bizlerin aldığı oran biliyorsunuz %5 en fazla. Ve buna göre de arkadaşlarımızın %10, %90'ı yani öğretmenlerin %90'ı kullandıkları kredi kartının borcunu ödeyemiyor. Ne yazık ki kredi çekmiş durumdalar, ev kredileri, araba kredileri ve kredi kartlarının borcunu ödemede zorlanan öğretmen oranı %90. Bu çok korkunç bir rakam, çok büyük bir rakam. Aynı zamanda öğretmenlerimizin %85'e yakını, 84 nokta küsürü ek iş arıyor. Hı hı. Yani şu an az önce Atatürk'ten bahsettik, Cumhuriyet'in öğretmenlerinden bahsettik. Öğretmen aydınlanmadır, çağdaşlıktır. Az önce kendinizi nasıl geliştiriyorsunuz dediniz. Öğretmen toplumun geleceğidir, ulusu yaratandır. Oysa öğretmenlerin şu an düştüğü durum ne yazık ki bu mevcut verilen miktardan sonra iş aramak, ek iş arayarak hayatlarını geçimini sağlamaya çalışıyor. Yine öğretmenlerin %78'i ailesinin sağlık harcamalarını karşılamakta
zorlandığını söylüyor. Öğretmenlerin %60'a yakını gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını söylüyor. Çok geniş kapsamlı bir rapor, bazı başlıkları sadece aldım. Ve öğretmenlerin %64.2'si de düşük maaşları nedeniyle toplumdaki saygınlığının azaldığını düşünüyor. Evet, öğretmenler artık aydınlanmadan, gelişmeden, kendilerini yenilemeden, güncellemeden yana zaman, enerji, emek harcamaya çok imkan bulamıyorlar. Çünkü geçim sıkıntısı şu an her şeyin önüne geçti. Bütün kamu çalışanları gibi eğitim emekçilerine şu anki gündemi zam, kriz, yoksulluk. Çünkü biliyorsunuz 8000'in üzerinde açıklanan bir yoksulluk rakamı var. Oysa bizim aldığımız yoksulluk rakamının bile çok çok altında, açlık sınırına doğru giden bir rakama çalışıyoruz diyebiliriz. Ve bizim gibi kadrolu öğretmenlerin yanı sıra ücretli çalışan çok sayıda arkadaşımız var. Bugün yine onlarla birlikteydik. Ataması yapılmayan öğretmenler. Her fırsatta da dile getiriyoruz. Bugün Öğretmenler Günü'nde bir kez daha içimiz burkuldu. Onlar için bu utanç tablosu diye düşünüyoruz. Çünkü çok farklı meslek alanlarında çalışmak zorunda kalıyorlar. İçlerine biliyorsunuz intihar edenler oldu, iş kazaları. Çünkü alanları eğitim, onları öğretmen. Fakat öğretmenlik yapamadıkları için başka meslek gruplarına çalışmak durumundalar ve bilmedikleri bir işi yapmak zorundalar. Onun yanı sıra 700 binden fazla öğretmen arkadaşımız atama bekliyor. Oysa geçen yıl emekli olan öğretmen sayısı kadar bile bir atama yapılmadı. 40 binlerde yapılan atama bile 20 binlere düştü. Çok üzgünüz ki arkadaşlarımız bu Öğretmenler Günü'nü heyecanla, coşkuyla kutlayamıyorlar. Öğrencilerinden uzaklar, okullarına hala kavuşamadılar. Oysa onlar ne umutlarla mezun olmuşlardı ve hala gelirlerini ailelerinin yardımıyla ancak onlardan harçlık alarak sağlamak durumundalar. Ataması yapılmayan öğretmenlerimizin sesi olmak boynumuzun borcu. Önce onları muhakkak dile getirmek istiyorum. Ve diğer gündemimiz öğretmenler üçe ayrıldı. Ücretli ve kadrolu'dan bahsettim. Biliyorsunuz bir de sözleşmeli öğretmenler var. O da güvencesiz. Aslında bir nevi torpil demek o. Çünkü mülakata dayalı. Ve öğretmenler bir korkuyla acaba bir şey olur mu? Acaba ben bu sözleşmeli öğretmenliğim süresince sözleşmem yenilenmez mi? Diye büyük bir korku yaşıyorlar. Bu da öğretmenlerin hem demokratik haklarını kullanma hem de örgütlenmelerin önünde büyük bir engel. Evet, öğretmenler kadrolu, ücretli, sözleşmeli diye üçe ayrılırken okullar nitelikli, niteliksiz diye ayrıldı. 4 artı 4 artı 4'ten sonra eğitim sistemi bir enkaza döndü, çöktü. Ve bu yakıcı gündemin içinde hala arkadaşlarımız, bu demokratik haklarını kullanmak isteyen arkadaşlarımız, okulda bir takım yapılara izin vermeyen arkadaşlarımız mobbinge uğruyorlar. Öğretmenler okulda şiddet görüyor çünkü politikalar öğretmenleri artık korumuyor. Ne yazık ki öğretmenleri koruyan politikalar olmadığı için okullardaki şiddet arttı. Öğretmen arkadaşlarımızın cezaları, sürgün ya da ödedikleri bedeller ne yazık ki arttı. Dolayısıyla bütün öğretmenler adına şunu söyleyebilirim. Evet, çok talebimiz var. Hı hı. Mesela 3600 daha önce seçimde verildiği söylenen fakat hala alamadığımız gündemde olan 3600. Yeniden seçim malzemesi yapılmasını istemiyoruz. Bize verildiği söylenmişti zaten. Söylendiği halde hala biz 3600'ü alamadık. Evet, 3600 ek gösterge belki maaşımıza çok yansımayacak ama bir de kamu emeklileri var. Kamu emeklilerinin durumu da inanın çalışanlar kadar zor. Ve oraya yansıyacak ücretlerine, onların emekli ikramiyesine yansıyacak bir ücret var ki onlar için yaşamı biraz daha kolaylaştırabilsin. 3600'ü acilen talep ediyoruz. Öğretmenler arasındaki ayrım. Bazı öğretmenler 15 saat ders karşılığı girerken bazıları 18 saat, bazıları 20 saat giriyor. Bu ayrımların tamamen kaldırılmasını istiyoruz. Aslında biz adalet istiyoruz. Öğretmenler arasında da adalet istiyoruz. Ve hepsinden önemlisi, en önemlisi meslek onurumuzu geri istiyoruz. Şunu da soracağım bugün. Eğitim işten bir karar var. Eğitim şurasına katılmama ve gerekçelerini de sıralama. Bir eğitim şurası gerçekleşecek ve kıymetli şuralardan bir tanesi. Ve buna katılmama kararınızı açıkladınız sendika olarak. Neydi bunun gerekçesi hocam? Bunu da tekrar hatırlatalım ve söyleyelim. Evet, şura sizin de söylediğiniz gibi çok önemliydi. Fakat biz şuranın sarayda yapılmasına
ve hazırlık sürecinde sendikalara yer verilmemesine itiraz ediyoruz aslında. Çünkü şura çok büyük, bütün toplumu ilgilendiren, evet, özellikle eğitim camiası, öğretmenleri ve sendikaları doğrudan ilgilendiren bir süreç. Ve öyle çok kısa bir sürede yetkili sendika, sözde sendika davet etti diye Milli Eğitim Bakanlığı'nın hızlıca almış olduğu bu karar, laik bilimsel eğitim yok edilmişken, biz kamusal eğitim istiyoruz, bu konuda taleplerimiz, önerilerimiz bunlar diye çok uzun süredir zaten hazırladığımız raporları sunuyorken ne yazık ki süreç böyle ilerlemedi. Yani bu bir şura olmadı, yine tüm politikaların belirlendiği saraya bağlandı. İtirazımız buna. Sarayda yapılmasına karşıyız ve Milli Eğitim Şurası'nın ana temasında eğitimde fırsat eşitliğiydi ama laik bilimsel kamusal eğitim istiyoruz. Bu başlığın konulmaması, hı hı, ve bu alanda bir çalışma yapılmaması da itirazlarımızın başında geliyor. O yüzden eğitim iş olarak bizi bir şura hazırlığı yapıyoruz. Ama halkın şurası, gerçek şura, okulların şurası, öğretmenlerin şurası, yani vitrin değil, yaptık oldu değil, orada göstermelik olmayacak hiçbir şey. Gerçek gündemiyle biz alternatif şuramızı hazırlıyoruz, hı hı, eğitim iş olarak. Bu şuranın gündemlerinden bir tanesi de mesleki eğitimleri ön plana çıkarmak ve ne kadar önemli olduğunu tekrar Türkiye'de aslında gündeme getirmek olmasıydı. Bunun için ne düşünüyorsunuz hocam? Çünkü özellikle eğitim sistemi konuşulurken şu gündeme geliyor her zaman. İşte sanayi okul işbirliği, sanayi üniversite işbirliği çok kıymetli olduğu söyleniyor. Keza ekonominin şu anda gittiği duruma baktığımızda biz bu noktada evet, bazı sanayicimizde iş var işçi yok diyebiliyor. Kalifiye eleman yok. Böyle bir sıkıntı da var denilebiliyor. Tabii ki akademik eğitimler çok önemli ama bu noktada nitelikli eğitimleri almış, teknik eğitimleri almış Türkiye'nin de bir gerçeği var. Aranan bir durumu var, bir tablo var. Bir eğitmen olarak mesleki eğitimler ve bunların gelişimleri için size gelen dönüşler var mı sendikanıza yapılması gerekenlerle ilgili? Çok kısa bundan da bahsedebilir misiniz? Çünkü evet, şuranın gündemindeydi. Evet. Mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması çok önemli ülkemiz için. Fakat orada gözden kaçırdığımız bir şey var. Milli Eğitim Bakanlığı kamusal görevini sanayicilere devredemez. Patronlara devredemez. Öğrencilerin yetişmesinden, hatta alacakları üniversite eğitiminde bile tercihine kadar tamamından sorumludur. Ve akademik eğitim isteyen öğrenci akademik eğitim vermek zorundadır. Öğrencilerin alternatiflerini yok ederek, onları meslek lisesi ya da imam hatip lisesi arasında seçim yapmaya zorlayamayız. Burada bakanlığın ne yazık ki artık kamusal eğitim çöktüğünü biliyoruz. 4 okuldan biri özel okul durumunda. Kalan bu 3 okulun da birini ikisini meslek eğitimi ya da meslek okulu yapmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Akademik eğitimini alır, ondan sonra yine öğrenci istediği şekilde seçimini yapabilir. Fakat bizim okullarımızdan mezun olduğunda, meslek lisesinden mezun olduğunda öğrenci üniversiteye kazanma oranının çok düşük olduğunu biliyor. Aile ve öğrenci bu yüzden akademik eğitim alsın, bir yüksek tahsil yapsın istediği için meslek lisesini tercih etmiyor. Meslek lisesinde eğer akademik eğitimine devam edeceği koşulları yaratabilirseniz, evet ben hem üniversiteye devam edebilirim hem de bu sanatı da öğrenirim diyebilecek koşulları yaratırsanız tercih sebebi olur. Ama onun dışında meslek lisesine yönlendirirseniz ve oradan çıktığında sadece asgari ücretle bir fabrikada işe girecekse öğrenci bunu tercih etmez. Bunu bir veli olarak ben de tercih etmem. Öğretmen olarak öğrencilerim için yine tercih etmem. Çünkü orada şöyle bir şey söz konusu. Bizim meslek liselerimiz henüz o sisteme ve çağa da uygun değil. Uygun değil. Sadece bunu sanayicilerin tek eline bırakmak, orada kamusal sorumluluktan kaçmak, bir kısmını dinci yapılara bırakalım, bir kısmını sanayiye bırakalım. Peki bakanlığın kamusal sorumluluğu ne olacak? Öğrencilerin eğitimden sonuna kadar sorumlu olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi okullarında en iyi şekilde yetiştirip daha sonra mesleki eğitim alanında ilerlemek isteyen öğrencilerin de tabii ki önüne seçenekler sunmalı. Hı hı. Ama şuna karşıyız, sanayicilere devredilemez. Onlar nihayetinde patrondur ve daha 12-13 yaşında öğrenci lise hayatına karar vererek bütün bir yaşamını asgari ücretle çalışacağı, akademik eğitim almayacağı bir yola girmeyi çok erken buluyoruz, doğru bulmuyoruz. Hı hı. Bu yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetiminde olmalı, devredilmeden
gerçekten güçlendirilerek, gerçekten yaygınlaştırılarak bu alternatif öğrenciye sunulmalı. Fakat akademik eğitim almak istiyorum, fen bilimleri lisesinde okumak istiyorum ya da sosyal bilimler lisesinde okumak istiyorum diyen bir çocuğa da böyle bir dayatma yapmamız doğru değil. Ama yavaş yavaş özellikle Bursa'da sanayiye devrediyor. Yani bu kentin çocuklarının ne günahı var Sevda Hanım? Burası bir sanayi kenti diye okulların büyük bir çoğunluğunu meslek liseleri oluşturmak zorunda mı? 6 tane, bütün bir Bursa'da 6 tane fen lisesi var. Peki Güzel Sanatlar Lisesi kaç tane? Sosyal Bilimler Lisesi kaç tane? Bu sayı çok daha az. Çok daha az. Bunun doğru olmadığını söylüyoruz. Laik, bilimsel, parasız, demokratik eğitime uygun bir seçenek değildir. Evet. Eğitim Bakanlığı'nın kamusal görevidir. Çünkü o süreç içerisinde öğrencilerin yaş gruplarına bakıldığında nasıl bir karar verecekleri, o karar mekanizmasının nasıl olacağı, öğrencilerin gerçekten yeteneklerine göre mi ya da akademik bir başarı gerçekleştirecekse bir öğrenci, onun için doğru bir yönlendirme ve o karar merceği çok önemli ve kıymetli. Bu yüzden de dediğiniz gibi oradaki hem akademik eğitim hem meslek eğitim belki de yan yana gitmesi gerekiyor. Sadece tek bir meslek eğitimle çocuklar bu noktada sadece dediğiniz gibi sanayi işbirliği için hazırlanmamalı da diyorsunuz. Bunu da söylemiş ve öğrenmiş olalım. İşin akademik boyutundan bahsederken öğrencilerimizin biz pandemi sürecinde hep tam da bu noktada akademik eğitimlerinin eksik kaldığı, yarıda kaldığını hep söyledik, söylemeye çalıştık. Öğretmenler aslında bu konudaki hassasiyetlerini hep dile getirdiler. Şu anda öğretmenlerimiz ne düşünüyor bu konu için? Çünkü evet, öğrenci yetiştirmek çok kıymetli. Bugün de o kutsal görevden bahsediyoruz aslında. Bir nebze de olsa gündemle de birleştirmeye çalışıyoruz. Ama bakış açıları nedir şu andaki akademik eğitim içerikleri için öğretmenlere? Evet, akademik kayıplarla ilgili bir önlem alınmadı. Telafisi konusunda da bütün yük öğretmenin sırtına yüklendi. Tamamen öğretmenlerin kişisel çabası, bireysel çabasıyla eksikler tamamlanmaya çalışıyor. Fakat arkadaşlarımızın özellikle okula yüz yüze eğitime başladıktan sonra çocukların uyum sorunu yaşadığı, okul kültüründen uzaklaştığı, sosyalleşme konusunda, okula uyum sağlama konusunda sıkıntılar yaşadığı yolunda bizde de şikayetler var. Tabii bu sadece öğretmenlerin tek başına başarabileceği bir şey değil. Ciddi önlemler almak, işte az önce Şura'dan da bahsettik, büyük çalıştaylarla olur. Eğitimin bütün paydaşlarıyla olur. Masaya yatırılır, uzun hararetli tartışmalar yapılır ve bilimsel çalışmalar doğrultusunda kayıpların giderilmesi yoluna başvurulur. Öyle bir süreç yaşamadık Sevda Hanım. Okullarda arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz büyük fedakarlıkla evet bu açıkları kapatmaya çalışıyor ama sonuç çok da istediğimiz gibi değil. Zaman açısından da yeterli değil. Çünkü mevcut kazanımları vermek durumundalar. Geriye dönük 1,5 yıllık kayıpların nasıl karşılanacağı konusunda sorularımız hala cevapsız kalıyor. Toparlarsak mesajlarınız ne yönde olacaktır? Yarın da etkinlikleriniz var. Belki bunu, evet, duyurusunu yaparsınız tekrar. Evet. Bunu da alalım hocam. Son mesajları alalım. Buyurun, notlar sizin. Söylediğim gibi Sevda Hanım, bu yıl Öğretmenler Günü'nde Eğitim Sendikası olarak biz bütün yurtta alana çıkıyoruz, sokağa çıkıyoruz ve orada diyoruz ki artık zam, kriz, yoksulluk, tükeniyoruz. Öğretmenlerin, eğitim emekçilerinin tükenmesi demek bir ulusun tükenmesi demek. Toplumun yönünü kaybetmesi demek. Dolayısıyla biz bir an önce iyileştirmeler istiyoruz. Sadece kendimiz ve öğrencilerimiz için de değil, bütün bir toplum için adil, layık, bilimsel, kamusal eğitim istiyoruz. Öğretmenlerimiz bu Öğretmenler Günü'nde, evet, Buruk'ta olsa Öğretmenler Günü heyecanı yaşayacaklar. Biz baş öğretmenimizin yolundan giden Mustafa Kemal'in yoldaşı öğretmenler olarak son nefesimize kadar görevimizi en iyi şekilde yerine getireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Fakat bütün yük de kamu çalışanlarının, eğitim emekçilerinin sırtına yüklenmesin. Bu konuda taleplerimiz özellikle okullardaki personel ihtiyacı, bu istihdam yolu ama doğru kadrolu, kalıcı personel, yine eğitim çalışanları arasındaki ayrımcılığın bitmesi, şiddetin bitmesi, ek ders ücretlerimizin emekliliğe yansıtılması, ekonomik, sosyal, özlük kayıplarımızın bir an önce telafi edilmesi, öğretmenlerin bu borçlu koşullardan kurtarılıp sadece öğrenciler için çalışan, ülkenin eğitimi, çocukların geleceği için çalışan mutlu bireyler olması için bir takım kararların alınması gerekir. Bu konuda da kamuoyunda yarın bilgilendireceğiz. Öğretmenler ne halde? Biz neden tükeniyoruz? Tükenirsek ne olur? Toplum nereye gider? Bunu da tüm kamuoyuyla paylaşacağız. Ve 4 Aralık'ta da Ankara'da olacağız. Büyük bir mitingle
Orada söyleyeceğiz, tükeniyoruz ve şu koşulların bir an önce değişmesini istiyoruz, talebimizi yineleyeceğiz. Ben sizin ve tüm meslektaşların Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Baş öğretmenimize yeniden saygıyla anıyorum. Kitabımızın da yazarı Doktor Niyazi Altunay'ı bir kez daha anıyorum. Onun Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Kendisi ilk eğitim işin kurucu genel başkanıdır. Bir süre önce burada gerici kuşatma altında Cumhuriyet ve Emek Mücadelesi panelimize katılmıştı panelist olarak. O getirdi bu kitapları. Onun da emeğine, yüreğine, kalemine sağlık. Onların izinden gitmeye devam edeceğiz. Evet, biz de baş öğretmen Atatürk nezdinde tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü bugünden kutluyoruz efendim. Çünkü kıymetliler bizim için. Eğitim çok önemli. Bu noktada eğitimi hep konuşuyoruz sizle ama bugün öğretmenler gözünden konuşmaya çalıştık ve anlatmaya çalıştık satır başında. Çok teşekkürler. Davetimizi kırmadınız hocam. Diyelim ben teşekkür ve ederim. Kapatalım satır başını. Süremizi noktalıyoruz satır başı için. Saatler 19'u gösterdiğinde ana haber bülteniyle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.